İşte Amerika'nın aldığı karara ben doğru diyebilir miyim? Kudüs'ü başkent yapma, İsrail'in başkent yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünyada kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz. Ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Biz buna inanıyoruz. Üstelik Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkaracak? Biz durursak kim adım atacak? Biz Filistinli ve Kudüs'lü kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün katil İsrail askerlerinin yaraladığı şehitlerimiz de var 60 civarında. Hunharca hiç çekinmeden yaralanan kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla karar geçmeyince genel kurula götürdük. Yemen'le beraber. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Buna rağmen Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı ile beraber gittik New York'a. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanı. Bazı büyük Müslüman ülkelerin büyükelçileri bile ABD'nin baskısı ve tehdidi yüzünden New York'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden yani Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil, mazlumlar için. Biz ayrım yapmadan tüm dünyadaki mazlumların sesiyiz, vicdanlıyız. Zirvenin başarısı ve zirveden çıkan metnin içindeki somut öneriler, somut kararlar, somut paragraflar sayesinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte biz Türkiye'yiz. 72 saat içinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasiteye çıkmış bir ülkeyiz. 50 ülkenin katılımıyla. Ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verir. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz, ki bu bildiride de var, İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt Genel Sekreterleri, yöneticileriyle görüştük. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap vereceğiz. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız? Bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var. Önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların bu atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. Ey gafiller! Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşleri çok yaktı ki Mekke müşriklerinin yüreğine korku salsın. Biz Resulullah'ın izinden gidiyoruz. Biz rahmet peygamberin izinden gidiyoruz. Ey ateş olanlar! Ey alev olanlar! Yakın yakabildiğiniz kadar yüreğinizdeki ateşi, bu ateş Mescid-i Aksa'ya düşsün. Kudüs sokaklarına düşsün. Ammar'ın gücüne güç katsın. Ammar'ın yumruğunu güçlendirsin. Siyonist askerinin tepesine balyoz gibi insin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ne yazık ki İsrail bizi yine yanıltmadı. Bir baktık ki İsrail lağım sularını, pis sularını mescitten çıkan insanların üzerine sıkmaya başladılar. Ne demek bu? Siz ne yapıyorsunuz? Peki ey dünya, siz neredesiniz? Hani niye ses çıkarmıyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz, uluslararası ceza mahkemesi diyorsunuz. Bu zulme niye sessiz kalıyorsunuz? Amerika, Kudüs'e taşıdın başkenti. Ben sana söyleyeyim, Kudüs bizim başkentimizdir. Ne İsrail'in, ne Amerika'nın. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Sesinizi yükseltin. Eğer bu saldırılara devam ederse biz Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız. Filistin'i yalnız bırakmayız. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Şehadet, tek cihat, şehadet, tek cihat, şehadet, tek cihat, şehadet. Ya sen küçük çocuğu öldüreceksin, ben burada insan hakları şöyle konuşur, böyle konuşur. Sen hangi hakla, hangi insan hakları? Ey dünya, neredesin? Ey zalimler, ne yapıyorsunuz? Hani çocuk hakları, hani kadın hakları, hani kadınlar için meydana çıkanlar? Paris sokakları, neredesiniz? Londra sokakları, neredesiniz? New York sokakları, neredesiniz? Sahtekarlık içinize mi işledi sizin? Biz anladık, bildik. Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. O zaman ey Müslümanlar, tek yumruk olma zamanıdır. Ayağa kalkma zamanıdır. Direnme zamanıdır. Tek de kalsak 1000 olacağız. 1000 olunca milyon olacağız. Milyar olacağız. Ve Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ı da kurtulması için çalışacağız. Mescid-i Aksa'nın da kurtulması için çalışacağız. Sizi uyarıyoruz. Pazartesi günü o sahtekar, o fanatik, o zalim, o korkak fundamentalistlerinizi Mescid-i Aksa'ya sürüler gibi sürmeyin. Mescid-i Aksa'yı kirletmeyin. Bugün onun tatbikatını yapıyorsunuz, biliyoruz. Pazartesine hazırlanıyorsunuz, biliyoruz. Biz de şunu biliyoruz ki siz bunu yaptıkça biz de bu ülkedeki Siyonist karşıtlığını sokaklara dökeceğiz. Mahallelere dökeceğiz. Ya Rabbi, Filistinleri kurtarmayı bize nasip et. Ya Rabbi, Kudüs sokaklarından Mescid-i Aksa'ya akan bu gençlerin yüreğine cesaret vermeyi bizlere nasip et. Ya Rabbi, ayağımızı geri dönenler gibi yapma, sabit kıl. Korkuyu yüreğimizden al, dünya sevgisini yüreğimizden al, şehadet duygusunu ver, şehitlik ver ve ümmetin şahitliğini hakkıyla yerine getirmeyi nasip et. Ey gençler! Allah'u Ekber! Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz!